Hepinize merhaba değerli Bursa Sporlular. Toplantı Odası programıyla karşınızdayız. Bugün yanımızda yeni transferimiz Emrullah Şalk var. Emrullah hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle. Allah razı Hem olsun. takımımıza hoş geldin, hem tesisimize, programımıza, her yere hoş geldin Emrullah. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Öncelikle seni biraz daha yakından tanıyalım. Kimdir Emrullah Şalk? Tanıyalım. Neler yapar, nelerden hoşlanır? Yeni bir çocuğun oldu. Evet, Öncelikle ikinci hayırlı çocuğum olsun diyelim oldu. sana Şimdi da. 28.07.1987 İstanbul Fatih doğumluyum. Aslen Arnavut göçmeniyim. Kumanovalıyım. Tabi ufak yaşta çocuğun merak saldığı gibi biz de bu işe başladık. 2005 yılında Zeytinburnu Spor'da profesyonel oldum. Ondan sonra işte süre gelen zamanla beraber bizler de profesyonel camianın içerisinde kendimize yer bulduk. 15 senedir de profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Türkiye liglerinde 3. lig, 2. lig, TFF 1. lig, Süper Lig dahil her ligde oynamış oyunculardan bir tanesiyim. Hani benim kendime göre bir tabirim vardır. Ben bu işin mutfağından geldim diye. O tarz oyunculardan bir tanesiyim. Bu sene de yolumuz buraya düştü. Daha önce başladığımız işleri güzel bitirdiğimiz gibi bu ligde inşallah burada da güzel bitirmek nasip olur. Bakalım hayırlısı inşallah ya. İnşallah. Emullah, öncelikle imza töreninde çok önemli bir şey söyledin. Çok da Evet. orada takdir topladın. Biz buraya bir kulübün geleceği için geldik dedin. Evet. Hani Biz kulübün geleceğini kulübün kurtarmak için geleceğini geldik. kurtarmak için geldik dedin. Ki ben de biliyorum. Çok önemli de bir kontratını yakarak geldim Evet. buraya. Neler hissettin? Yani Bursaspor'da oynamak sana neler hissettirdi? Ya da ilk teklifi aldığında neler hissettin ki bu kadar büyük Evet. fedakarlık yapıp geldin buraya? Şimdi o süreci anlatayım. Bir 5 sene önceye gideyim. Ben Balıkesirspor'da oynamıştım. 39 sene sonra Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştık. O arada zaten Balıkesir Bursa biliyorsunuz yakın akraba gibi devamlı hazırlık maçı yapmaya geliyorduk biz buraya tesislere. Böyle içimde hep bir Bursa'da oynama hayali vardı. Tabii o zamanlar Bursaspor'un çok flash dönemleri yani işte şampiyonluktan çıkmış, Şampiyonlar Ligi'nden dönmüş dönemleri bizler için yani bizim tarzımız futbolcular için o dönemler biraz daha tabii 14 yabancılı sistem geldi ondan sonra. Hayalden öte bir şey değildi yani. Daha sonra işte malumunuz geçen sene yaşanılan küme düşme olayı sonrası Bursaspor'da bu ligde mücadele etmeye başladı. Sezon bitmesine sanırım bir hafta falan vardı. Bir görüşme oldu. Hocalar tarafından bir talep olduğu söylendi. Biz geçen sene İbrahim Hoca ile Gençler Birliği'nde beraber çalışmıştık. Orada da bir şampiyonluk yaşadık. Sağ olsun o da bize güvendi. Biz de onu mahcup etmedik. Herhalde aklında kalmış. Bir kaleci tercih edeceğini söyledi. Onu da ben olduğumu aradılar, ilettiler bana. Daha sonra Selçuk Hoca ile transfer görüşmesi için görüşmeye başladık. O ara tabii ben Bursaspor olduğunu duyunca tabii bir süreç vardı transferin açılması için. Bir 10-15 günlük gibi bir lig bittikten sonra. Tabii bir bekleme arası başladı. Ama şimdi bir yandan Bursaspor'dan transfer teklifi aldım, heyecanlandım. Ama şimdi bizler profesyonel futbolcularız. Öteki yandan taraftan baktığın zaman çok önemli 1,5 yıllık bir kontrat var elimde. Yaş itibariyle 32 yaşındayım. Şimdi bir muhasebe yapıyorum kafamda. Allah Allah diyorum şimdi yani. Ama en son ya dedim ki ne olacaksa olsun hiç önemli değil. Ben kontratımı feshettim. Burayla daha tam hani hayırlı olsun denmeden. Dedim ki ben Bursaspor'a gideceğim. O arada da Allah var yukarıda. PTT 1. Lig'den de yani TFF 1. Lig'den de iki tane takım hatta 2. Lig'den bir takım çok o ligin üstünde bütçelerle transfer teklifinde bulundular. Ben kendilerine daha anlaşmadan dedim ki ben Bursaspor'a gideceğim. Yani Eyvah eyvah. evet ben Bursaspor'a gideceğim dedim. Zaten o süreçten 2-3 gün sonra da işimiz netleşti. Buraya geldik. İmza töreninde söylediğim kelimeye geldiği zaman ben hayatım boyunca belki çok iyi bir kaleci Çağlar kadar yetenekli bir kaleci olamadım. Mesela o benden çok iyi bir kaleci. Ama ben ondan daha tecrübeli biriyim. Şimdi öyle bir fark var aramızda. O da benim kardeşim gibi mesela. Çok Aranız da severim çok onu. iyi bu arada. Aramız Değil çok iyi. mi? Çok severim onu. Allah ona hep böyle güç kuvvet versin. Hep böyle oynasın. Ben onun arkasına devamlı beklemeye razıyım yani. Hiçbir problem yok o açıdan. Şimdi bakıldığı zaman yani neresinden bakarsanız bakın bu ligde Bursaspor'un yeri yok. Stadıyla yok, tesisiyle yok, tesisin içerisindeki havayla yok, şehrin içerisindeki taraftarın futbolcuya davranış şekliyle yok.
Yani nereden tutarsan tut hiçbir yerde bağdaşmıyor yani bu ligle Bursaspor. Şimdi bakıldığı zaman da çok tabii bizler tam işin içini bilmiyoruz ama yüksek bir borç maliyeti var diyorlar kulüp açısından. Bunların da tek kurtarıcı yönü Süper Lig'e çıkmak. Şimdi benim hayatım boyunca kendime düstur aldığım bir yarın öbür gün antrenörlük yaparsam da bir kavram var mesela. Yetenekli oyunculardan çok karakterli oyuncularla çalışmak. Futbolcu olarak da yarın öbür gün antrenör olursam da tercihlerimi hep bu yönden yana kullanacağım yani. Şimdi bir yere giderseniz sonuçta hepimiz araştırıyoruz neyin ne olduğunu. Gerçekleri de görüyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Bursaspor Kulübü'nün tek çıkar yolu Süper Lig'e çıkmak. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bugün sanayi odası yardım eder, yarın belediye başkanı yardım eder, öbür gün başka bir iş adamı yardım eder. Ama nereye kadar? Kalıcı bir şeylerin olması için bu kulübün Süper Lig'de olması lazım. Şimdi bu kulübün kapısından içeriye girdiğim andan itibaren de burada çalışan personel, kulüp yöneticileri, seyirciler bana bunun bir o gün bahsettiğim gibi yani bir şampiyonluk değil de bir kulübün geleceğini kurtarma davası olduğunu hissettirdikleri için o cümleyi söyledim zaten yani. Şimdi baktığım zaman onu düşünerek de söylemedim. O an oradaki mesela ben hayatımda öyle bir imza töreni ilk defa yaşadım şimdi. Yani. Yalan yok. Bunu inkar da edemem. O an orada hissettiklerim onu söyleme gereği duydu sağ olsun. Çok da olumlu tepkiler aldım geri dönüş olarak. Ama tamamen yaşayarak söyledim bu kelimeyi. Yani. Ve o doğrultuda hareket edeceğim. Tabii şu an oynayan bir kalecimiz var. Sonuna kadar oynadığım müddetçe her zaman ona desteğimiz sürecek. Oynamadığımız müddetçe ne yapacağız? Abi dua edeceğiz. Doğru davranacağız. Çalışacağız. Sıramızı evet. Bekleyeceğiz. Gelirse gelmezse de aslanım canım diyeceğiz. Sırtını okşayacağız çağlarını. Yapacak bir şey yok. Ya şey peki Emrullah ne zaman futbolcu olmaya karar verdin? Ben aslında sol bektim. Evet. Sol bektim. Bir gün kaleci gelmedi klasik amatör takımlarda. kaleci gelmeyince şimdi ben böyle tabii ufakken de böyleydim. Benim rahmetli babam sakatatçıydı böyle. Bize hep böyle sakatatla beslediler. Kaleci gelmeyince ben böyle iri yapılı tabii o zamanlarda. Beni kaleye geçirdiler. O gün bugün diyor kaleye geçtim. İyi ki de kaleye geçmişim. Futbolcu olsam bu kadar para kazanamazdım futbolda yani. Ya peki şey İbrahim Hoca ile çalıştım evet. Gençler Birliği'nde. Orada da takımı Süper Lig'e çıkardınız. Evet. O sene nasıl geçti senin için İbrahim Hoca ile Emrullah? Şimdi o sene tabii biz müthiş bir başlangıç yaptık. 11 maç 10 galibiyet. İkinci yarı başladı. 41 puandı biz devre girdiğimizde. 31 puanı vardı. Üçüncü takımın. Herkes dedi ki Gençler Birliği bu ligi sildi süpürdü dediler. Ama ikinci yarı tabii bir flash başlangıç. 4 maç 4'te 0. Ondan sonra Erkan Sözer hocamız vardı. Allah razı olsun ondan da emekleri bizde büyüktür. Yollar ayrıldı bir 3 maç sonra. İbo Hoca geldi. Tabii İbo Hoca'nın böyle en büyük artılarından biri çok yaşıyor olayı. Evet. Yani izleyenler de kulübede de görüyorduk. Biz saha içinde devamlı yaşıyoruz onunla beraber. Duygusal bir adam, mert bir adam. Ve işine çok büyük saygısı var. Benim mesela onda en çok sevdiğim özellik de odur yani. Hiçbir şeyi hafife almıyor yani. Onun için kolay hiçbir şey yok. Kolayı bile zor görüyor yani. Ondan dolayı tabii geldi. O arada Hakan Arıkan'la biz beraberiz. Ben formayı almışım. İbo Hoca gelene kadar 3 maçtır ben oynuyorum. Sağ olsun o da benimle devam etti. İlk 6 ay maçı oynayacağız. Şimdi İbo Hoca'nın da her maçtan sonra, kazanılan maçtan sonra böyle bir telefon verme evet. Şeyi var. artık uğru var. Isınmaya çıkıyoruz. Şimdiki kaleci hocamız Hakan Hoca ile beraber. Dedim ki hocam ben o telefonu alırım dedim yani. Hiç unutmam bana dedi ki ya Emo yani inşallah alırsın da inşallah dedi işimiz sana kalmaz dedi. O gün de bir 6 ay maçı oynadık. 1-0 yendik onları ama herhalde 4-1, 5-1 falan bizi yenebilirlerdi. Yani Allah aşkına iyi geçti benim adıma. Neyse tabii maç bitti. Hoca telefonu verdi bana. Öyle bir serüvenimiz başladı. Ondan sonra 7 maç, 6 galibiyet falan bir seri yakaladık. Sonunu da iyi getirdik. Bitti. Sonra mesela öğrendim ilk geldiği Hatay maçında burada da Çağlar'a vermiş telefonu. Evet Çağlar'a. Demek ki bir kaleciyle evet. Başlangıç yapıyor evet. Hoca yani. Geçen sene güzel günlerimiz geçti hocayla da. Bu ligde gerçekten tecrübe sahibi, dediğim gibi az önce de işine saygısı olan, disiplinli, mert ve gördüğü doğruyu söyleyen bir adam. Evet, adalet duygusu da çok gelişmiş. Ya şimdi dışarıdan bakıldığı zaman çok despot böyle şey sinirli bir tarzı var hocanın ama hoca öyle bir adam değil mesela. Evet, yani sonuçta evet.
Hoca Selezno'yu idare ediyor mesela. Yani. Bahçeli'ni görmezden geliyor. O da karşılığını veriyor ona yani. O da gol atarak karşılığını aynen öyle. Ya şey çok önemli değil mi Emrullah? Şimdi çok önemli bir kariyere sahip ve futbolcunun dilinden anlayabiliyor. Selezno'ma da belki öyle yaklaştığı için. Ya şimdi zaten benim gözümde bugün ligler arasında çok büyük oyuncu farkı yok. Kalite farkı yok. Antrenörlük insan idare etme sanat. Doğru. Yani bugün yanlarına antrenörler, üniversite mezunu işte kondisyonerler, fizik kondisyon antrenörler alıyorlar. Antrenman programlarını onlar yapıyorlar. Hocalar taktikleri veriyor. Ama şimdi 25 tane farklı bölgeden, farklı ırktan, farklı dinden, farklı mezhepten insanlar geliyor buraya. İşte birisi Ukrayna'dan geliyor, birisi Dersim'den geliyor, birisi işte İstanbul'dan geliyor, birisi İzmir'den geliyor. Bu farklı topluluğu kaynaştırabilip idare edebilenler başarılı oluyorlar zaten. Yani. Benim gözümde de antrenörlük bir insan idare edebilme sanatıdır. Hoca da gayet iyi sanatkar bu konuda. Emrullah peki unutamadığın bir maç var mı ya senin adına? Unutamadığım bir maç var. Bursa Spor'la oynuyoruz. Balıkesir Spor'dayken ben. Süper Lig'deyken. Süper Lig'deyken Belüşi bir gol attı bana. Belüşi'ydi galiba. Bursa'dan vurdu. Balıkesir'den gol oldu yani o zaman. Herhalde bir 30-35 metre vardı diye hatırlıyorum. Tabii kötü anlamda oydu ama iyi anlamda da benim böyle çok nasıl derler ona? Underrated mı derler böyle? Mesela o gün gününde olursun ya böyle eline çarpar, başına çarpar. Benim öyle çok maçım var yani mesela. Geçen sene Gençler Birliği'nde bir İstanbul Spor, bir Altay maçlarım var. Adana Demirspor'da oynarken bir Urfa maçım vardı. Süper Lig'de oynarken mesela bir Başakşehir maçım vardı. O zaman kurtarış rekoru kırılmıştı yani. Öyle maçlarımız var. Allah devamını getirsin. İnşallah burada da öyle bir maç çıkartırız yani. İnşallah. Taraftarlara bir mesajın var mı Emrullah? Çünkü mesaj da geldi. Şimdi evet. Herkes senden bir mesaj evet. Daha bekliyor ki Akhisar maçında ilk kez takımla birlikte evet, yer aldın, kadrodaydın. Şimdi önümüzde önemli bir karşılaşma var. Hafta sonunda Eskişehir Spor'la karşı karşıya geleceğiz ama şunu anladık biz de bu ligde. Her maç final. Kesinlikle. Her maçın kendine göre bir final olma özelliği var. Taraftarlarımıza nasıl bir mesaj verirsin? Şimdi ben taraftarlarımıza mesaj vermeden önce şunu es geçmek istemiyorum. Bu takımın içine girdiğim günden beri çok enteresan bir ortam var bu takımın içerisinde. Yani. Pozitif anlamda. Ben çok nadirdir, bir belki geçen sene Gençler Birliği'nde, bir de burada bir oda içerisinde 10-12, 13-14 futbolcunun oturduğu, sohbet ettiği. Yani normalde şimdi günümüz çağında cep telefonları, işte biliyorsunuz PlayStation'lar, tabletler, bilmem neler falan. Herkes odasına çekiliyor, internetini açıyor, filmini izliyor, dizisini izliyor. Ama burada çok farklı bir ortam gördüm. Bunun da oluşmasında ben geçen seneden bildiğim için Selçuk abinin büyük payı olduğunu düşünüyorum yani Selçuk Şahin'in. Buradan da ona böyle kaliteli bir arkadaşlık ortamı sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Burada takımın modemi da. Olduğunu da söyleyeyim. Evet, takımın modemi. Servisini de Emrullah Şalker. Selezno mesela işte bu hafta işte geliyor internet paketi bitmiş. Ne yapacağız abi? Baba gol atmış şimdi yani. Evet. Modem değil ne istese vereceğiz ona orada. Açtık modemi mutlu geldi Akhisar'dan geldi, bu yana. Evet, evet. Bir de galiba tesiste Anıl Karayer faydalanıyor. Evet, faydalanıyorlar. Sağ olsun. Önemli değil, faydalansınlar ya. Yani onlar işlerini iyi yapsınlar. Biz gerekli teknolojik desteği sağlarız onlara. Şimdi taraftarlarımıza bir mesaj vermek olursak, tabii çok büyük beklentiler var. Ben gelmeden de bu ligi iyi takip ederim yani mesela. Yıllardır 15 senemin 11 senesi bu ligde geçmiş. 10 senesi tövbe. Bakıyorum, izliyorum mesela. Çünkü çok büyük başarılar yakalandığından dolayı ister istemez çıta biraz yüksek de bazen bazı alınan skorlar ve oynanan futbollardan sonra bir memnuniyetsizlik oluşabilir. Ama şimdi geçen sene yani hep oradan örnek veriyorum gerçi de yani yanlış anlaşılma olmasın sakın. Gençler Birliği takımı dendi ki TFF 1. Lig tarihinin en kaliteli kadrosu kuruldu dendi. Bir puan farkla. 13 maçı da yanlış hatırlamıyorsam bir gol farkla kazanarak. 13 maçın da 11'i 1-0 kazanarak şampiyon olmuş. Yani bu lig öyle dışarıdan bakıldığı kadar kolay bir lig değil. Mücadele üzerine kurulu bir lig. Burada biraz sabır ön planda ki Allah'a var. Bugüne kadar da bunu göstermişler. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ya 3 ya 4 maç. Hatay maçı, Karagümrük maçı, bir televizyondan izlediğim Adana Spor maçı vardı galiba deplasmandaki. Bir maçta olabilir tam hatırlamıyorum ama son dakikada kazanılmış goller. Bunlar da bana göre şampiyonluk alametidir yani. Değil mi? Takım mücadeleyi bırakmıyor. Bırakmıyorlar. Takımla beraber mesela Karagümrük maçında maçın kazanılmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi taraftardır yani. Şimdi burada çok büyük bir güç haline geldiği için
biz bunu eksi yönde değil de her zaman artı yönde hissetmek istiyoruz. Skor ne olursa olsun. Çünkü az önce bahsettiğim o kelimede en büyük katkının taraftarının olması lazım. Bir kulübün geleceğini kurtarma katkısında. Hı-hı. Çünkü onlar destek verdiği zaman ne olduğu ortada. Evet. Şimdi şampiyon oldu, ben dışarıdan bir Emrullah Şalk olarak gelip burada bu davaya bazı şeyleri feda ederek katkıda bulunmak istiyorsam, bu kulüp de onların, bu forma da onların, bu şehir de onların. Onlar bizden biraz daha sabır göstererek, biraz daha destek vererek daha çok katkı bekliyoruz. Allah'a var. Yapıyorlar da, ama daha iyisini gördüm ben Bursa'da deplasmana geldiğim zaman. Evet, yani. Evet. Tabii. Mesela bir Konyaspor'la bir deplasmana gelmiştim buraya. 2018-2019 senesiydi, ikinci yarıda galiba. O zaman mağlup olmuştuk ama ben şaşırmıştım. İlk defa gelmiştim öyle yani. Eskişehir maçı, umuyoruz ki bu desteğin başlangıcı olur. Emrullah, sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadığın için. Değerli izleyiciler, toplantı odasında konuğumuz Emrullah Şalk'tı. Videoyu beğenmeyi ve Bursaspor YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.